21.si düzenlenen AK Parti Çayırova İstişare Toplantısı Çayırova Belediyesi Kültür Salonu'nda gerçekleşti. Değerli hanımefendiler, beyefendiler. Açılış konuşmasını yapan Çayırova AK Parti İlçe Başkanı Nazmi Özmen, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü ve Mevlid Kandili'ni kutladı. Özmen konuşmasında fitne ateşinin yandığı ülkemizde tam bağımsızlık yolunda tüm engelleri aşarak yolumuza daha da güçlü bir şekilde devam edeceğiz dedi. Değerli teşkilat mensupları, basınımızın güzide temsilcileri. Çayırova Belediye Başkanı Ziyaettin Akbaş'a yaptığı konuşmada Çayırova'da 10 yılda yapılan hizmetleri anlattı. Akbaş, ne taahhüt ettiysek taahhütlerimizi icraat kitapçığına dönüştürdük ve her şeyi yaptık dedi. Mahmut Civelek ise Cumhurbaşkanlığı seçimlerine vurgu yaptı. Civelek, yerel seçimlerin Cumhurbaşkanlığı seçimleri için çok önemli olduğunu, bu seçimlerde alınan sonucun Cumhurbaşkanlığı seçimlerini etkileyecek olduğunu belirtti. Yerel seçimdir, Çayırova'nın siyaseti ayrıdır. Valla Dilovası da aynısını söylüyor, Basıkele de Kandıra'da. Her yerin siyaseti ayrı. Her yerin siyasi argümanları ayrı. Burada birinci olmak yetmez, kesinlikle oylarımızı yükselterek kazanacağız. Çünkü Cumhurbaşkanlığında ihtiyaç var, genel seçimde ihtiyaç var. Üç, milletin moralini bozacağız. Geçmiş seçimlerde yaptığımız gibi. Her sene arttırdığımız gibi bu sene de oyumuzu daha da fazla artırarak bu seçimleri alacağız diyorum. Daha sonra konuşma yapan Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, konuşmasında yapılan operasyonlar hakkında operasyonların tamamının dış güçler sayesinde yapıldığına dikkat çekti. Şeker, yapılan her şey AK Parti'nin belirleyeceği ya da Başbakanımızın o koltuğa oturmaması içindir dedi. Tamamıyla dış güçlerin bir operasyonu ve AK Parti'yi iktidardan düşürmek, ileride Ağustos'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Başbakanımız veya AK Parti'nin uygun göreceği bir kişinin o koltuğa oturmaması için elinden gelen her türlü şeyi yapmaya çalışıyorlar ama maalesef boşuna zaman harcıyorlar.